Selamun aleyküm. İnşallah geçen aydan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sohbeti her ay takip edebilenler inşallah kaldığımız yerden devam ettiğimizi tespit edip bunu anlayabilirler. Padişahın öyle yol vurucu, öyle hilakar bir veziri vardı ki hile ile suyu bile düğümlerdi. Bir Yahudi padişahla Yahudi bir vezir var. Hazreti Mevlana Mesnevisinde dini bozmak isteyen, dini ifsad etmek isteyenleri bu şekilde örneklendirmiş. Geçmişten daha Hristiyanlığın yeni doğduğu zamanlardan örneklemiş. Bunu geçen sohbetlerde bunun Pavlos olduğuna dair kendimce bir tespit etmiştim. İşte Hazreti Mevlana dini özünden saptırmak isteyen, dinin bu noktada yolunu, yordamını karıştırmak isteyenlere bundan 800 yıl önce yine geçmişten Beni İsrail'in oynamış olduğu oyunlardan bize örnekleyerekten anlatıyor. Dedi ki Hristiyanlar canlarını korurlar ve dinlerini padişahtan gizlerler. Onları az öldür. Çünkü öldürmede fayda yok. Dinin kokusu çıkmaz. Misk ve öd ağacı değil ki, 100 tane kılıf içinde gizli sırdır. Dışı sana malumdur ama içi aksine. Padişah, peki söyle bakalım ne yapalım? Bu hususta ne hile ve tezvirde bulunalım? Çaresi ne? Ne yapalım ki dünyada ne açık dindar ne gizli din tutar bir Hristiyan kalmasın dedi. Vezir dedi ki, bana gazap ederek hükmet. Kulağımı, elimi kestir. Burnumu, dudağımı yardır. Ondan sonra beni dar ağacına götür. O esnada bir şefaatçi suçumun affını dilesin. Bu işi dört yol ağzı bir yerde tellal pazarında yaptır. Ondan sonra da beni huzurundan uzak bir şehre sür ki ben onların arasında 100 türlü din kayıtsızlığı sokayım. İsa aleyhisselam kendisinin peygamber olduğunu, Cenab-ı Hakk'ın emriyle gönderildiğini ve yeni bir din tesis etmekle emrolunduğunu söyleyince Yahudi hahamlar, Yahudi din adamları en büyük muhalefeti koymuşlardı. Onlar İsa aleyhisselam'ın peygamberliğini kabul etmemişlerdi. Ve diyorlardı ki eğer bir peygamber gerekli olmuş olsaydı bizim hahamlardan birisi peygamber olurdu. Bu nereden bir peygamber olacak? Zaten babası da yok bunun. Bu gayrimeşru diyerekten İsa aleyhisselama savaş açmışlardı.
Tabi İsa'ya savaş açmakla kalmadılar. İsa'ya inananlara da savaş açtılar. Ve İsa Aleyhisselam'a inananlara tarih boyunca zulmettiler. Hatta Roma İmparatorluğunu da kendi yanlarına alaraktan Hristiyanları nerede görürlerse katlettiler. Anadolu'nun değişik yerlerindeki ta dağın tepesinde, sarp kayaların içerisinde oyulmuş kiliselerin sebebi budur. Veyahut da Nevşehir'e, Avanos'a göremeye gidenler bilirler ki toprağın altında oyulmuş kiliseler vardır, saklı, gizli. Bunlar o gün için paganist olan Romalılarla Musevilerin zulmünden kurtulmak için İsevilerin yapmış olduğu şeylerdir. Hep dağların başında yaşamak zorunda kaldılar. İnsanlardan uzak yaşamak zorunda kaldılar. Çünkü puta tapan paganistler gördükleri yerde İsevileri katlediyorlardı. Yahudiler de onlara destek oluyordu. Yahudiler gidip Roma İmparatorluğuna yüklüce para yardım edip Roma İmparatorluğundan kanun çıkarmışlardı. Böylece o günün için süper güç olan, dünya üzerindeki bölgede süper güç olan Roma İmparatorluğu ile yine Orta Asya'da yine süper güç olan Beni İsrail Devleti ortaklaşa İsevilere yıllarca zulmettiler. Ta ki Roma İmparatorluğu İseviliği resmi din olarak kabul edinceye kadar. İşte tarih içerisinde, zaman içerisinde din adamları, dindarlar değil, dini kendi ellerinde tuttuğuna inanan, dinin içerisinde kendilerine hiyerarşik yapı oluşturanlar ama kendi dindar insanlarına karşı, ama başka dinden olan insanlara karşı hasettiklerinden hep zulmettiler, hep katlettiler tarih boyunca. İşte Hazreti Mevlana bu tarihi bir hastalığa, tarihi bir sıkıntıya dem vurmadan, işte İsevilerin çektiği çileleri anlatırken, o günkü hahamların da ve devlet erkanının oynamış olduğu kirli, hilekar oyunları bize anlatmakta bir hikayeyle. Ve unutmayın, bu hikayeleri kendi gününüze ve kendinize yer ettirin, empati kurun, bugünümüze taşıyın. Şahısların karşılıklarını bugünlerde arayın. Ama fert olarak, ama toplum olarak, ama devlet olarak, ama din adamları olarak insanların önüne geçmiş olan kimselerin kimliklerini buradaki kimliklerle karşılaştırın. Kendinize doğru ve selametli bir yol çizeceğinize inanıyorum. İşte o günün padişahı, o günün sultanı dindarları katlediyordu. Dindarları gördükleri yerlerde öldürüyorlardı. O günün dindarlarını dini yaşamalarına müsaade etmiyorlardı. Vezir dedi ki, öldürmekten vazgeç. Bütün tebaanı öldürecek değilsin ya. Bütün tebaayı öldürürse ekonomi batar. Bütün teba ölürse siyaset batar. Bütün teba ölürse askeriye batar. Düşünün, bir ülkede 20 milyar insan var. 10 milyarını katlederseniz ülke batar. Düşünün, bir diyelim ki Yunanistan'ın şu anda nüfusu 15 milyar. 5 milyarının göç ettiğini düşünün. Yunanistan batar. 70 milyar Türkiye. 70 milyon, 70 milyon Türkiye'nin 15 milyonunun göç ettiğini düşünün. Ülkenin ekonomisi allak bullak olur.
Almanya'yı düşünün. Almanya'dan Türklerin hızla geriye döndüğünü düşünün. Alman ekonomisi sarsılır. Sarsılır. Düşünün bir ülke, herhangi bir ülke, ülkenin içerisinde kendi tebaasını öldüre öldüre devlet zalimler sınıfına geçer. O padişah zulmeden sınıfına geçer, halk bu zulme karşı durur ve sistemi kökten değiştirir. Siyaset bugün var olan bir şey değil. Adem'den itibaren siyaset var. Adem'den beri insanlar ama küçük ama büyük devletler ve devletçikler kurmuşlar. İşte o günün Musevi veziri padişaha diyor ki öldürmenin sonu yok. Nereye kadar öldüreceksin? O hilekar bir vezir. Aslında hilekar dilimize döndüğünde düzenbaz insanlar noktasına çevrilir. Aslında hilekarlığın bir tarafı vardır ki çözüm üretir, problemleri halleder. Hilekarın bir tarafı vardır ki zekidir o kimse. İşin içinden çıkılmaz noktalardan çıkar. Bu noktada strateji üretir. Buna da eski dilde hilekar denir. O zaman öyle bir hilekarlık vardır ki problem çözer. Öyle bir hilekarlık vardır ki insanları aldatır, insanları kandırır. Hatta eskiler hile-i şer'iye demişler ya, şeriata uygun hile. Bir kısmı da hile-i batıla demişler. Yani batıla sürükleyen hile. Mesela hile-i şer'iye olarak Kur'an'dan eğer ki aklıma geleni söylüyorum. Örnekleyecek olursak mesela Eyyub aleyhisselam, hanımının adı malum Rahime'dir. Rahime annemiz ona hizmette kusur etmediği anda bir gün sinirlenir. Küçük bir kusurundan dolayı iyileştiğimde vallahi sana 100 tane sopa vuracağım der. Ve gün gelir Eyyub aleyhisselam mucizevi bir şekilde iyileşir. İyileşince kendi kendisine, o hastalığı boyunca kendisine hizmet eden Rahime annemize nasıl vuracak? Sıkıntılar basar. Sıkıntılar basınca Cenab-ı Hak onu kurtarır. Tabiri caizse Allah ona hile-i şer'iye öğretir. Der ki ey Eyyub, eline 100 tane küçücük incecik bir çubuk al. Yüzünü de sar, onunla bir sefer Rahime'ye vur der. Eyyub aleyhisselam incecik küçücük çöplerden bir 100 tane toplar, bir demet yapar. O demetle Rahime annemize bir sefer vurur. Ve böylece hem yemini yerine gelmiş olur, hem de bu noktada Rahime annemizi de incitmemiş olur. Eşleri incitmek İslam'ın şiarından değildir. Bir erkek eşini haksız yere incitiyorsa o İslam ahlakıyla ahlaklanmamıştır. Eşlerinizle iyi geçinmek, eşleri hoş tutmak Allah'ın müminlere yüklediği bir vazifedir. Eşiyle iyi geçinmeyen bir kimsenin ahireti berbat olur. Evi de berbat olur. O yüzden kadınlar da erkekler de aile saadetlerini arıyorlarsa eşleriyle iyi geçinmeleri gerekir. İşte bu hile-i şer'iyeden bir örnektir. Bunu aklıma gelmişken söyleyivereyim yine. Bir gün zamanın padişahı hanımına kızar. Der ki işte sen bunu böyle yaparsan, bu gece benim mülkümde kalırsan boş ol der. Padişahın siniri geçince pişman olur. Bu meseleyi çözmek için insan arar. Derler ki sen bunu İmam Yusuf'a bir danış.
Koşa koşa gider İmam Yusuf'a. Ve İmam Yusuf da hocasının izini terk edip ilk Şeyhülislamlardan birisidir. İmam-ı Azam Hazretleri Şeyhülislamlığı kabul etmez. O yüzden hapsedilir ve şehit olur. Ama İmam Yusuf Şeyhülislamlığı kabul eder arkasından talebesi. Ve koşar Şeyhülislam'a, İmam Yusuf'a. Der ki ben böyle bir yemin ettim. Beni buradan kurtar. İmam Yusuf zeki. Der ki mescitler Allah'ındır ayetini okur. Mescitler Allah'ındır, senin mülkün değildir der. Hanımın gitsin sabaha kadar bir mescitte dursun. Böylece senin mülkünden çıkmış olur. Böylece nikahta kurtulmuş olur der. Bunlar iyi hilelerdir. Problemi çözmek, sıkıntıyı gidermekle alakalıdır. Bunun için İslami noktada iyi bir Kur'an, iyi bir sünnet, iyi bir fıkıh bilgisi gerekir. Mesela aklıma gelmişken yine söyleyivereyim. Adamın birisi bir işim olursa bir tane 4 karış boynuzlu kurban keseceğim der. 4 karış boynuzlu kurban keseceğim diye adar. O işi de olur. O işi olunca habire kurbanlık ararlar. 4 karış olan. Bir türlü bir boynuzu 4 karış gelen bir koç bulamazlar. Öyle olunca yine İmam Yusuf'a giderler. Bugün İmam Yusuf'tan açıldı muhabbet. İmam Yusuf bakar ferasetiyle anlar. Bu adam cimri adam der. Cimriler adak adarlar. Cimriler bir şeye adarlar. Şu işim olsun şunu yapacağım derler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri de der ki bu cimrilerin adadığını yerine getirin. Cimri çünkü o. İmam Yusuf bakar bu adam cimri der. Belli halinden. Der ki senin problemini çözerim. Bir şartla. Ne der? 4 tane okul yapacaksın. Dikkat edin bakın. Onlar öyle imamdı. Öyle imam bulunmadığından böyle olduk. Ne istiyor? Okul istiyor. Okul. Der ki 4 tane okul yapacaksın. 4'ünde içinin mefruşatını tamamlayacaksın. 4'ününde hocalarının, alimlerinin maaşlarını da karşılayacaksın. O zaman der senin bu sıkıntını ben gideririm. Hay hay der. Başım gözüm üstüne der o kimse. Canı sıkıla sıkıla getirir devlete 4 okulun parasını ve diğer masrafları yatırır. Yatırdıktan sonra gelir imamın yanına. Der ki ben bütün parayı devlete yatırdım. İşte evrak-ı müsbitesi. İmam müthiş zekalıdır. Gider çarşıya bir tane kurbanlık koç alır. Biraz büyük çene. Oradan bir tane 5 yaşındaki bir çocuk çağırır. Çocuğa der ki karıştı evladım boynuzunu. 5 yaşındaki çocuk kendi karışıyla boynuzu karıştır. 5 karış geldi. Adama der ki hey adam senin aradığın kurbanlık bu. Al götür kes bunu der. Alır götürür. Buna İslam fıkıhçıları hile-i şer'iye der. Problemi çözmek, bir sıkıntıyı gidermek, 2 kişiyi barıştırmak, 2 kişinin arasını bulmak, 2 kişiyi dost etmek, bir problemi çözmek ve problemi çözerken de Kur'an ve sünnet dairesinde kalmak. Bu nedir? Hile-i şer'iyedir. Bir de hile-i batıla vardır. İnsanları saptırmak, insanları kandırmak, insanların parasını ütmek, insanların arasını bozmak. Dinin doğrusundan çizgiyi çıkarmak. İşte bizdeki hileci, bizim bugünkü vezir bu hileci vezirden. İnsanların dinden uzaklaştırıcı, dinlerini sapıklaştırıcı, düşüncelerini, dini düşüncelerini ifsad edici bir vezir. Bu vezir diyor ki sen öldürmekle baş edemezsin. İnsanlar kendi içlerinde bu dini yaşarlar. İşte Rusya'da ne yaptılar? Rusya komünist sistem bütün din ve dindarlara zulmetti. Ama ne zaman 100 yıl geçti üzerinden herkes dinini yaşamaya başladı. Ben sordum
orada bu zulmün altında duran bir kimseye ne yaptınız dedim ben. İki kişi, iki kişi, üç kişi, üç kişi evlerde toplandık dediler. Dinlerini yaşamışlar. Din yaşamak isteyene yaşanılır. Üç aşağı beş yukarı Türkiye'de de bunlar yaşandı. Daha yakın 28 Şubat'ı yaşadık. Bir şekilde Müslümanların, dindarların üzerine baskılar olabilir. Ama o baskıyla bunu yok edemezler. Baskıyla dini ve dindarları yok edemezler. İnsanlar daha da direnirler o zaman. Ama sizden görünerekten dininizi ifsad ederler. Ahir zamanda öyle insanlar gelir ki sizin dilinizden konuşurlar. Hadis-i şerif. Sizin dilinizden konuşurlar. Sizin gibi ibadet ederler. Ama onlar sizden değildir. Sizin dininizi saptırırlar. Bununla alakalı bu minvalde bir sürü hadis bulmak mümkündür. Geçmiş ümmetlerde olduğu gibi bizde de bunlar olmuştur. İşte o vezir der ki beni herkesin önünde cezalandır. Herkesin önünde darp et. Herkesin önünde beni sanki kendinden uzaklaştırıyormuşçasına hareket et. Ondan sonra da bir şefaatçi tayin et. Hile kuruyor, düzen kuruyor. O şefaat istesin, sen beni affet. Ve oradan da beni uzak bir şehire sür. Ben başkente değil, uzak bir yerde kalayım. O Hristiyanlar beni kendilerinden zannetsinler. Ve bunu yaptı padişah. Veziri bu noktada onun dediği gibi sanki cezalandırıyormuş gibi yaptı. Bu halde diyeyim ki dedi vezir, ben gizli Hristiyanım. Ey sır bilen Allah, sen benim gönlümü bilirsin. Padişah benim imanımı aldı. Taassuptan dolayı canıma kastetti. İnsanlara söylüyor. Padişah benim canıma kastetti. O çünkü taassup ehli. O hiçbir şey görmüyor. Ve Hristiyanlara karşı savaş açmış vaziyette. Dinimi padişahtan saklamak, onun dininden görünmek istedim. Padişah benim sırlarımdan bir koku sezdi. Sözlerim huzurunda kusurlu göründü. Dedi ki, senin sözlerin içinde iğne olan ekmek gibidir. Benim gönlümden senin gönlüne pencere var. Ben o pencereden halini gördüm. Artık lafını dinleyemem. Bu bir hilenin replikleri. Bunu o vezir etrafındaki Hristiyanları kandırmak için söylüyor. Eğer İsa'nın ruhaniyeti bana imdat etmeseydi, o Yahudicesine beni parça parça ederdi. İnsanlara kendini acındırıyor. İnsanların ne kadar insanlar nezdinde kendisinin İsa nezdinde ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor. Ve İsa'nın ruhaniyetinin, maneviyatının kendisine istimdat ettiğini söylüyor. İsa için başımla oynar, canımı verir ve bunu canıma yüz binlerce minnet bilirim. O Hristiyanların içerisinde yer edinmek için kendisini çok iyi bir Hristiyan olarak gösteriyor. Çünkü aldatacak. Müslümanların içerisine de girip kendilerini Müslüman gibi tanıtıp Müslümanları katleden IŞİD gibi. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyen bir kimseyi katleden kimseye ne diyebilirsiniz? İslam kelime-i şehadet getireni bize öldürmeyi emretmez. Kelime-i şehadet getirmeyen kimse de bize savaş açarsa ancak biz ona savaş açarız. Bize savaş açmayan kimseye biz savaş açamayız din adına. Din adına bunu yapamayız. Ancak birisi bize din adına savaşırsa bizimle, biz onunla savaşırız.
birisi bizim topraklarımıza kastederse o zaman biz onunla savaşmamız farzayın olur. Türkiye'nin sınırlarının dışında bir devletle kendiliğinden savaş ilan etmesi caiz değildir. Kendi sınırlarını koruması farzayındır. Eğer sınırlarımıza herhangi bir devletten, herhangi bir yerden bir müdahale varsa ve bu müdahale karşısında bütün millet olarak cihat etmemiz farzayındır. PKK'nın yaptığına bütün millet olarak PKK'ya karşı savaşmak farzayındır. IŞİD bize saldırsa IŞİD'e karşı bütün millet olarak cihat etmemiz farzayındır. Amerika saldırsa, İngiltere saldırsa, herhangi bir devlet, herhangi bir hükümet, herhangi bir kimse topraklarımıza saldırsa komple millet olarak topraklarımızı koruma noktasında cihat etmemiz farzayındır. Ama başka bir noktadan biz din adına bir devlete savaş açamayız. Bu caiz değildir dinen. Bu mümkün de değildir dinen. Bu mümkün değildir. Ancak bize savaş açarlarsa savaş açarız. Bu kesinlikle kabul edilemez. İşte o vezir Hristiyanlara kendince kendini Hristiyan olarak bildiriyordu. Ben diyordu, padişahın yanında dinimi saklıyordum. Ama şimdi sizin yanınıza geldim, gerçek dinimi söylemeye başladım. O pak dinin cahiller arasında mahvolması bana dokunmakta. Allah'a, İsa'ya şükrolsun ki biz bu hak dine yol gösterici olduk. Belimizi zünnarla bağladığımızdan beri Yahudi'den ve Yahudilikten kurtulduk dedi. Ve o vezir Hristiyanların içerisinde kendisini Hristiyan olarak kabul ettirdi. Hristiyanlar onun bu söylediklerini din olarak, dindar olarak kendileri kabul ettiler. Ey halk, devir İsa'nın devridir. Onun dininin sırlarını candan dinleyin dedi. Her devrin bir peygamberi vardı. O devrin peygamberi İsa aleyhisselamdı. Vezir böyle söyleyerekten Hristiyanların içerisinde kendi yerini sağlamlaştırmıştı. Sizin de aranızda sizden gibi görünüp yerini sağlamlaştırıp sizin dininizi de ifsad etmek isteyenler çıkabilir. Uyanık olmakta fayda var. Vezir bu hileyi padişaha sahip dökünce padişahın gönlünden endişeyi tamamen giderdi. Padişah vezire, vezir ne dediyse yaptı. Halk bu gizli hakikati meçhul hileden dolayı şaşırıp kaldı. Onu Hristiyanların oturdukları tarafa sürdü. Vezir de ondan sonra halkı davete başladı. Bunları okuduğumuzda, bu hileyi gördüğümüzde benim aklıma hemen Pavlos geldi. Pavlos aslında bir İsevi din adamı. Bütün eğitimini Museviliğin üzerine almış bir Musevi din adamı. Kendisi aslında havarileri görmüş bir kimse değil. Havarilerden ders almış bir kimse de değil tarihi olarak. Ama sonradan Hristiyanlığı öğrenip Hristiyanlığa geçip Roma'ya gidip Roma'da Hristiyanlığı anlatan ve Vatikan'ı bugün için kuran ve Vatikan'ın temelini atan ve dünya üzerinde şu anda Hristiyanlığı bu hale getiren en önemli adamlardan birisi. Ve şu anki Vatikan aslında Pavlosvari bir inanca sahip. Ve üçlü teslis inancını ve binlerce İncil'in oluşmasına sebep olan
enteresan insanlardan birisi. Ve işte o Pavlos gerçekte kendisinin Yahudi olup sonradan kendisini Hristiyan olarak kabul ettiren ve Hristiyan dininin bozulmasına en önemli etkenlerden birisi. İnşallah önümüzdeki ay Şebaruz'dan önce Allah izin verirse kaldığımız yerden devam edeceğiz. İnşallah. Bu gecelik inşallah bu kadarla sabitleyelim. Allah izin verirse bir dahaki çünkü şeyde sohbette Pavlos'un kim olduğunu, bu noktada Hristiyanlığa neler yaptığını ve Hristiyanlığın bu noktada geçirmiş olduğu devreleri kısa bir şekilde aktarmaya gayret edeceğiz ve böylece de biz kendimizi uyanık tutmaya, inşallah kendimizi kendi dinimizde sabit kılmaya gayret edeceğiz. Hakkınızı helal edin. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah semada buluşacağız şimdi. Selamünaleyküm.